Merhabalar Medyaskop TV izleyenleri. Bugünkü konuğumuz Nuriye Gülmen. Nuriye Gülmen, OAR kapsamında çıkarılan KYK ile Selçuk Üniversitesi'nde açığa alındı. Ve 14 günde 12 kez bir eylem gerçekleştirdi Ankara'da Yüksel Caddesi'nde. Ve 14 günde 12 kez gözaltına alındı. Nuriye Hanım, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Duyamıyorum şu an, ses gitti. Sesim geliyor mu şu anda? Şu an duyuyorum, evet. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Kabul ettiğiniz için teşekkürler. Geldim, ben teşekkür ederim davetinize. Hemen şununla başlamak istiyorum. 14 günde 12 kez gözaltına alındınız. Bu eylem kararını nasıl aldınız? Yüksel Caddesi'nde oturma eylemi yapıyorsunuz. Nuriye Hanım, duyabiliyor musunuz? Yani duyabildiğimi düşünmüyorum, kesin duyamıyorum. Duyuyorsanız eylem kararını nasıl aldınız? Yüksel Caddesi'nde bir oturma eylemi gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Bu eyleme başlama nasıl oldu? Evet. Sordunuz değil mi? Evet. Tamam. Şöyle aldım. Daha önce Selçuk Üniversitesi'nde 2012 yılında göreve başladım. Sonra Osmanlı Üniversitesi'nde 2015 yılında iletişim kesildi. Şu an hiç duyamıyorum. Anlatmaya devam ediyorum. Evet, biz duyuyoruz. Mahkeme kararıyla geri dönmeye... Tamam. Mahkeme kararıyla dönmeye hak kazandım. Osmanlı Gazi Üniversitesi... Göreve de başlatmadı. Kadromu iade etti Selçuk Üniversitesi'ne. Selçuk Üniversitesi'nde başladı ve bir yıl sonra da açığa alındı. Ve FETÖ-PYD ile ilişkili olmak üzerinden bir soruşturma geçti. Bu soruşturmayı aldıktan sonra açıldım. Evet, seste bir sıkıntı oldu galiba. Telefonla bağlanmaya çalışacağız. Alo. Nuriye Hanım, telefonla bağlandık şu anda size. Duyuyor musunuz sesimi? Evet, şu an duyuyorum sizi. Tamam. Eyleme başlamanızı sormuştum. Nasıl karar aldınız diye bir tekrarlayabilirseniz. Evet, tamam. Kısaca anlatayım. Daha önce Osman Gazi Üniversitesi'nde çalışırken ben defalarca soruşturma geçirdim. Gezi eylemlerine katıldığım için 2 tane kademe durdurma, 1 tane maaş kesimi cezası aldım. Bir kere sözleşme yenilemeyle karşılaştım. Daha sonra yenilendi. Bunların hepsinde çeşitli eylem ve etkinlikler yaptım. Gerek sendikamla birlikte, sendikanın yapmadığı noktalarda kendim yaptım. İmza kampanyaları düzenledim. Basın açıklamaları yaptım, heyet oluşturdum, rektörlükle görüşmeler yaptım. Bunların hepsinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani o zamanki tecrübem bana bunu gösterdi. Bunun haricinde daha önce yine Eskişehir'de bir arkadaşım Hatice Yüksel açığa alınmıştı görevinden. Evet. O aslında ilk örnektir kamu emekçileri açısından, benim için de en önemli örnek o. Eskişehir'de bir çadır açtı. Bir ay sürdü bu çadır eylemi ve 9. gününde eylemin bir ay tamamlandığında ve açlık grevinin 9. gününde görevine geri döndü. Bu örneklerden de bildiğim üzere herhangi bir böyle saldırılar karşısında direnmenin bize karşı yapılan saldırılar karşısında bir net ve tam cepten bize bunu yapamazsınız, biz buradayız demenin çok etkili olduğunu biliyordum. Böyle bir şey yapmak gerektiğini düşünüyordum. Akademisyenlerle görüştüm. Biraz da yani işinden atılan bir emekçi gibi davranmak gerektiğini, hani böyle çok akademik refleksler değil ama bir emekçi refleksi göstermek gerektiğini düşünüyordum. Akademisyenlerle görüştüm, çağrı yaptım.
hani böyle bir şey yapalım yani nasıl işçiler işlerinden atıldığında işte iş yerinin karşısında oturup biz işimizi istiyoruz diyorlarsa biz de böyle bir şey yapmalıyız. Örneği de anlattım. Hatice Yüksel örneğini verdim. Yani kısmen karşılık buldu falan ama şey işte bu OHAL meselesi. Çok şey bir taraftan da korkunç geliyor yani işte gözaltı süresinin 30 gün olması, eylem yasakları vesaire. Evet. Dolayısıyla böyle hani yapmak gerekir ama hani nasıl olur gibi kaygılar vardı insanlarda. Epey insanla görüştüm. Katılmak isteyenler de oldu ama hani bir süre sonra böyle iş uzamaya başladı. Sonra dedim ki şey hani ben başlayayım sonra insanlar gelirler diye düşündüm. Nitekim öyle de oldu. Evet. Böylece başlamış oldum. Eylem kararını gününü belirledim. İki gün öncesinden de duyurusunu yapmaya başladım ve o gün alana çıktım basın açıklaması çaresiyle. Evet, peki Yüksel Caddesi'nin bir önemi var mı? Sonuçta hep orada eylemlerin yapıldığı bir yer sizin için. Heykelin önünde oturuyorsunuz. Evet. Yani Yüksel Caddesi'nin şöyle bir şeyi var. Ben hani özellikle Ankara'da olmak istedim. Meselenin merkezi burası olduğu için, YÖK burada olduğu için. Yüksel Ankara için çok şey bir yer. Yani böyle eylemlerin sıklıkla yapıldığı. Aslında o yüzden de birazcık dezavantajlı. İnsanların çok alışkın olduğu bu tarz eylemlere. O açıdan biraz dezavantajlı olmakla birlikte... biraz da korunaklı olması açısından burayı tercih ettim. Çok özel bir şey yok. Ama hani görünür olması, kalabalık bir yer olması o yüzden bu şekilde. Yüksel'i tercih ettim. Anladım. Peki orada tabii şuna... insan hakları antının önünde olması da bir, ayrıca bir anlamlı oldu yani. Şunu da sormak istiyorum hemen. İzleyiciler de bunu merak ediyordur. Polisler dışında hep gözaltına alındınız 12 kez ama polisler dışında nasıl tepkiler aldınız? Yani orada otururken yanınıza gelen oldu mu? Veya soran oldu mu? Yanıma gelen oldu. Yani ilk basın açıklaması çağrısı yapmıştım zaten. O gün epey kalabalıktı. 5 kişi gözaltılandık o gün, ilk gün. Evet. Ama etrafta bir 15-20 kişi kadar insan vardı. Epey duyurusunu da yaptım yani Ankara'da. Hani çağrı da yaygın bir şekilde duyuldu diye düşünüyorum. Ondan sonra sonraki günlerde... şey üzerinden, sosyal medya üzerinden yaptığım çağrılarla filan hiç tanımadığım insanlar, tabii ki tanıdığım insanlar zaten takip ediyorlar. Zaman zaman yanıma gelmeye çalışıyorlardı ya da oturamasalar bile ben oradayken işte biraz hani bir iki adım geride durup kendilerini gösterip bana destek olmaya çalışıyorlardı. Ama 12 gün boyunca iki kere yalnız başıma alındım. Onun haricinde mutlaka birileri geldi. Yani ben Anladım. Tek başıma gittim bir baktım işte biri geliyor yanıma oturuyor diyorum ki şey birazdan gözaltı yapacaklar biliyor musunuz diyorum. Evet biliyorum diyorlar ve benimle birlikte gözaltına alınıyorlar. Onun haricinde sosyal medyadan işte şey telefon üzerinden falan destek şeyleri alıyorum. Çok çok fazla alıyorum. Evet. İşte böyle bir süreçte bize hani umut oldunuz yaptığınız şey çok kıymetli çok güzel gibi tepkiler alıyorum. Onlar da bana çok güç veriyor. Çok çok mutlu oluyorum. Evet, biraz da gezi zamanı yapılan Duran Adam eylemine de benziyor. Yani o halde yönetilen bir ülke var ve tek başına oturma eylemi yapan bir kadın görüntüsü var orada. Ondan da önemli olabilir. Peki şuna gelmek istiyorum. Bu 12 kez gözaltına alındınız. Gözaltında neler yaşadınız? Yani polisler nasıl tepki veriyorlar? Sonuçta şöyle bir şey var. Yani siz oradaki polislerle de bir diyalog kurmak zorunda kalıyorsunuz 12 kez. Evet. Her gün oraya gidiyorsunuz evet. Ve her gün gözaltına alınıyorsunuz. Onlar ne düşünüyorlar veya orada neler yaşadınız gözaltında? Onlar ne düşünüyorlar? Şimdi ben oturuyorum ve işte bir hiç yani saniye dövizimi kaldırıyorum. Hemen dövizi alıp götürüyorum. Bazen gelip böyle formaliteden bir açık gelen yapamazsınız şu an 2911 sayılı yasaya muhalefet ediyorsunuz falan diyorlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına. İşte böyle saniyeler içerisinde alınıyorum aslında. Ondan sonra
Yani bırakmalarını söylüyorum. İşimi istiyorum. Beni gözaltına alamazsınız. Suç işliyorsunuz. İşte bunları söylüyorum. Onlar işte kollarıma giriyorlar. Böyle etrafımı 7-8 polis falan sarıyor. Sürükleye götürüyorlar. Bu mesafe çok uzun bir mesafe. Şeyden, anıttan bulvara indiriyorlar beni. Ve bayağı böyle sürükleyerek götürüyorlar. Değişebiliyor yani tavır zaman zaman daha sert oluyor. Bazen çevik kuvvet polisi getiriyorlar. Mesela bir kere ters kelepçeyle ve şeyin içine atılarak götürüldüm. Gözaltı aracının içine böyle sırt üstü atılarak götürüldüm. Böyle şeyler de oluyor. Bazen çok agresif oluyorlar, çok saldırgan oluyorlar, işte bıktık artık her gün bununla mı uğraşacağız gibi tepkiler gösteriyorlar. İşte bazı polisler de şey diyor mesela karakola gittiğimde, işte ya sizi niye getiriyorlar anlamıyorum yani. Şöyle bir şaşkınlık oluyor. İşte bakıyorlar şeye, dövize, işimi istiyorum yazıyor. Suç unsuru gerçekten yok, orada tek başıma oturuyorum. İşte ne yapacağız yani, öyle bir şaşkınlık oluyor. Ondan sonra 2911 işlemi yaptılar iki gün. Sonrasında hani 2911'in koşulları hiç oluşmadığı için ortada bir toplantı yok, tek başına oturuyor, en fazla yanında bir ya da iki kişi oluyor işte. Sonra onu değiştirdiler, kabahatler kanununda işlem yapmaya başladılar. O da çevreyi sesle kirletmek ya da gürültüyle rahatsız etmek falan gibi bir şeye dayanıyor. Aslına bakarsanız bunların hiçbirinin koşulu oluşmuyor. Kabahatlerin de öyle. Çünkü henüz bir şey yapmış olmuyorum. Yani henüz oturmamış ya da işte saniyelerce orada durmuş oluyorum. Kabahatlerde de aslında bir şikayet olması gerekiyor ki bu işlemi yapabilsinler. Şikayet olabilecek kadar bir sürede olmuyor. Yani amaç sakın yani burada oturmasın. Yani bu çok kötü olur burada oturursa. Burada oturmasın, götürelim bir şekilde. Hani birkaç saat tutalım, bırakalım. Öyle bir şeyle hareket ediyorlar, motivasyonla hareket ediyorlar. Anladım. Peki şunu da sormak istiyorum. Sosyal medyada da bir hashtag başlatıldı. Nuriye Gülmen direniyor adıyla. Bayağı da yankı buldu. Bunu nasıl buluyorsunuz? Yani özellikle sosyal medyayı siz de iyi kullanıyorsunuz. Bir taraftan da çok fazla duyuldu bu eylem. Evet, evet. Sosyal medya üzerinde bu kadar beklemiyordum ben de açıkçası. Çok oldu, ciddi bir karşılık buldu. O bir akşam yapılan Twitter elim, dün değil ondan önceki akşam yapılan Twitter elim, çok şaşırdım, çok mutlu oldum görünce. Bildiğim, tanıdığım, tanımadığım tabii ki pek çok insan paylaştı. Çok güzel görseller vardı. Etkili oldu sosyal medya ile. Yani sonrasında pek çok röportaj ve teklifi aldım. Yani insanlar hani gerçekten öğrenmek ve tanıtmak istiyorlar. Ne yaptığımı anlatmak istiyorlar. O yüzden çok güzel tabii, çok olumlu buluyorum. Evet. Peki bu eylem tarzının yayılacağını düşünüyor musunuz? Yani mutlaka düşünüyorsunuz ama bunu yakın bir planda böyle bir planlı bir şeye dönüştürme şeyiniz var mı? Veya atıyorum sendikayla da olabilir. Yani şöyle, aslında bu benim şeyle tercih ettiğim bir şey değildi böyle. Hani gideyim tek başıma oturayım. Hani zorunluluktan böyle bir şey oldu aslında. Bize bir hani teslimiyetin dayatıldığını düşünüyorum. Çok ciddi bir saldırı var kamu emekçilerine, akademisyenlere yönelik. Ve bunun karşısında bu kadar büyük bir sessizlik, binlerce insanın içinden atılması, özellikle devrimci, demokrat, muhalif, yurtsever insanların ve buna hiç gerçekten cepheden karşı çıkan, direniş merkezi bir şeyin yapılmamış olması çok çok ciddi bir şey. O yüzden yani bunu gerçekten şeyle yapmaya çalıştım. Ben de sendikalıyım zaten. Eğitimsenliyim ama sendikanın böyle bir şeyi yok. Böyle bir planı yok yani. Hani çeşitli eylem ve etkinlikler yapıldı ama hani doğrudan üyelerini işe döndürmeye dönük ve bir direniş merkezi bir plan yok. Ve bunu beklemekle, işte bunu zorlamakla vakit kaybetmek de istemiyorum. Dolayısıyla
bunu hep birlikte yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çağrıyı da zaten o yüzden yapmıştım. Ama dediğim gibi yani bir şekilde bir yerden en kötü ihtimalle ben şeyi teslim olmayı kabul etmeyeceğim. Yani hani bunu göstermiş olurum ama belki gerçekten insanlar şey yapabilirler, hani örnek alabilirler, katılabilirler. Şimdi benden sonra bir öğretmen arkadaş daha başladı. Belki duymuşsunuzdur. Acun Karada. Evet. Halim Şaşmaz Ortaokulu'nun önünde oturuyor. Onu da yanılmıyorsam bugün 8. günü. Şimdi benimle birlikte Semih Özakça oturmaya başlayacak. Bugün bir de Ankara. Efendim? Bugün oturmaya başlayacak. Semih Özakça ile birlikte yapmaya. Evet. Bugün basın açıklaması çağrısı var. Bir de Ankara'da sesli sağlık emekçileri her akşam 6 ile 7 arasında oturma eylemine başladılar bu pazartesi günü. Salı günüydü. Dün yanılmıyorsam onlar da ya da dün değil önden önceki gün onlara da bir saldırı oldu, gözaltına alındılar. Yani kısmen aslında hani şey böyle bir şey oldu, hani yayılma olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Peki orada yavaş yavaş sona doğru gelirken şu konuya tekrar dönmek istiyorum. 2911 toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden gözaltına alınıyordunuz. Şimdi kabahatler kanunu diye bir şeyden alınıyorsunuz. Para cezası kesiliyor vesaire. Bu evet. Yaklaşımın değişeceğini düşünüyor musunuz? Yani sonuçta birinci sorum şu biraz da. Ya polisler kendi arasında ya biz ne yapıyoruz? Bu kadın yarın yine gelecek. Ve biz başka bir çözüm bulmalıyız diyeceğini düşünüyor musunuz? Ve başka türlü davranacağını düşünüyor musunuz? Evet. Yani olabilir. Başka çözüm yolları düşünmeye çalışabilirler. Çok öngöremiyorum. Hani şey olmadığı için yani hani yapılan şey zaten hiçbir hukuki tarafı yok. Evet. Ülkede hani hukuk diyebileceğimiz, hani hukuka uygun diyebileceğimiz yapılan hiçbir şey yok. O hal kapsamında her şeyi her şekilde yapabileceklerini düşünüyorlar. Tabii ki benim talebimin meşruiyeti hani çok şey onları sıkıştıran bir şey. Ama çok eğer kendileri çok sıkışmış hissederlerse bambaşka şeyler de yapabilirler. Düşünüyorum aslında eyleme başladığım andan beri bunu düşünüyorum. Yani çok daha ciddi saldırılarla da karşılaşabileceğimi düşünüyorum. Ama benim açımdan şey değişmeyecek yani. Hani işimi istiyorum, kamu emekçilerinin haklarının iade edilmesini istiyorum. Bu taleplerimden vazgeçmeyeceğim. Ya umarım onlar vazgeçerler. Yani çünkü ben asla pes etmeyeceğim gerçekten. Hani sadece burada oturmak meselesi değil. Bu yani gerçekten işime dönene kadar şeyi eylemi sürdüreceğim. Nerede ve ne şekilde olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar. Başka direniş yöntemleri bulurum yani. Onlar daha başka şeyler yaparlarsa ben de başka direniş yöntemleri bulacağım. Ama asla teslim olmayacağım. Çok kararlıyım. Anladım. Bu akademisyenler arasında özellikle KYK ile atılan çok akademisyen var. Ve siz biraz da sosyal medyada da vesaire bir simge haline de geldiniz. Bu yaşananlardan sonra şunu sormak istiyorum, biraz değindiniz zaten. Bir plan var mı peki eylemle nasıl devam edeceğiyle ilgili? Yani yoksa otururuz, olmazsa başka türlü şeyler deniriz vesaire gibi mi yaklaşıyorsunuz zaten? Yok yani bu şeyden vazgeçmeyeceğim, burada oturmaktan vazgeçmeyeceğim ama eylemde niteliksel değişiklikler olabilir. Hani şöyle oturduktan sonra şeyi oturma eylemi değil işte bir çadır eylemine dönüştürmek, geceli gündüzlü burada kalmak, sonrasında şeyi çadırı başka bir yere taşımak, doğrudan muhatabın karşısına taşımak falan gibi hani en başından beri kafamda böyle şeyler vardı. Ama şu an henüz oturmayı başaramadığım için şeyi bilmiyorum ama tabii bu şekilde yani beni böyle her gün gözaltına yani aylarca bu şekilde devam etmem yani bu şekilde gözaltına almaya devam ederlerse biçimsel niteliksel değişiklikler yapacağım eylemde. Yani hani açlık grevi gibi şeyler olabilir. Şu an net bir şey söylemem çok mümkün değil ama düşünüyorum. Anladım. Peki orada bir de günce tutuyorsunuz. Tweet adresinin evet. Üzerinden yayınlıyorsunuz. O nasıl ortaya çıktı? Evet. Bayağı deneyimlenmemiş bir şey aslında bir taraftan da. Her şeyi yazdığınız vesaire bir şey. Evet. Yani aslında böyle
direnişler Türkiye'de özellikle işçi direnişleri, yani çadır eylemleri çok şimdiye kadar oldu. Yani benim sayabileceğim tek kişilik direnişler 3-4 tane var mesela. Aslında onlardan öğrendim. Hep çadır günü, direniş günü tutarlardı. Mesela Türkan Albayrak örneği var. Onun güncesini böyle çok şeyle takip ederdim. Çok merakla ve ilgiyle takip ederdim. O yüzden şey olmadı benim için yani. Yani dedim ki mutlaka böyle bir şey yapmak lazım. İnsanlara hani anlatmak gün içinde olanları. Öyle oldu. Anladım. Çok teşekkürler Nuriye Gülmen. Ben teşekkür ederim Fırat. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. 12.30'da da evet, buradan da canlı yayında duyuralım. 12.30'da bir basın açıklaması var. Yine Yüksel Caddesi'nde değil mi? Evet. Yüksel Caddesi'nde olacağız. Semih'le birlikte bugün iki kişi devam ediyoruz. Acun öğretmenin de bugün ve yarın TEOG sınavı olduğu için okulunda eylem yapmama kararı aldı çocukları rahatsız etmemek adına. O da bizimle birlikte olacak bugün. Basın açıklaması çağrısı var. Belki başkaları da gelir bilmiyoruz. 12.30'da yine Yüksel'de insan hakları anıtının önünde olacağız. Peki çok teşekkürler. İyi günler. Ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. Medyascope TV izleyenleri, Ankara'da işinden atıldığı için oturma eylemi yapan tek başına ve 14 günde 12 kez gözaltına alınan Nuriye Gülmen'le ve deneyimini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.